Avcılık Federasyonu organizasyonunda düzenlenen zıpkınla balık avlama yarışması gerçekleştirildi. Kaleburnu köyünde gerçekleştirilen yarışmada kulüplere bağlı avcılar zıpkın ile en fazla aslan balığı vurmak için yarıştılar. Sabah 8'de başlayan yarışma 13'te tamamlandı. Rüzgarlı bir havada ve dalgalı bir denizde avlayan zıpkıncılar en fazla aslan balığını vurabilmek için deniz içerisinde yarıştılar. Saat süren yarışmada sona doğru gelinirken tekneler de bir bir kıyıya gelerek hakem masasına tuttukları balıkları teslim ettiler. Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün Kakadeci Avcılık Federasyonu'nun faaliyet programında olan aslan balığı, zıpkın aslan balığı avlama yarışmasındayız. Yanımızda Yeniere Köy Avcılık Atıcılık Birliği'nin eski başkanı, yıllarca başkanlık yapmış ve zıpkın takımında çok emek vermiş milli dalgıcımız Nait Aydener bulunmaktadır. Bugün aslan balığı yarışması var Nait. Bayağı bir katılım oldu. Denizin durumu da aslında biraz kötü ama aslan balıkları çok hareketli bir balık değiller. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi öncelikle Kakadeci Avcılık Federasyonumuza bu etkinliğinden dolayı teşekkür ederiz. Gerçekten yapılması gereken bir etkinliktir. Özellikle bence bunun ayda iki defa yapılması gerektiğini düşünüyorum. Eğer denizlerimizi korumak istiyorsak.
Siz devamlı bu işten iştigal ediyorsunuz. Yani devamlı dalıyorsunuz. Evet. Birçok gençler yetiştirdiniz. Aslan balığı biliyorsunuz Kızıldeniz'den bizim denizlerimize intikal eden bir balık türü. Son 2-3 yıldır popülasyonu artmış bir durumdadır. Gerçi tikenleri kestikten sonra yenebilen bir balıktır. Yani bir ekonomik değeri olabilen bir balıktır. Siz neler gözlemlediniz denizlerimize? Yani bayağı çok mu bunlar, bu balıklar şu anda? Yani oldukça çok aşırı derecede çoğaldı bu aslan balıkları. Ve bence artık Hayvancılık Dairesi, devlet, Kakadaş Avcılık Federasyonu birlikte organize ederek bu aslan balığının gerçekten eti çok iyi yenecek durumda bir ettir. Yani özellikle restoranlarımıza bunu maliyeti düşük olarak da kazandırabiliriz. Ve denizlerimizi de bu konuda koruyabiliriz. Çünkü aslan balıklarımız gerçekten bugün baktığımız zaman irili ufaklı her kayanın altında 10, 15, 20, 30'a kadar olan vardır. Peki bizim ülkemize has olan hangi tür balıklara zararı vardır bu aslan balığının? Şu anda genellikle küçük kefal balıklarına, küçük orfoz balıklarına zararı vardır bu balığın. Çünkü yani hover dediğimiz vakum şeklinde bu balığı yakalayıp tüketiyor. Yani genelde aslında bunlar orfoların ve laosların yuvalandığı alanların içerisinde konuşlanmış bir balık türüdür. Kaç metrelerde, yani derinlik olarak hangi sularda bulunabilir bu balık? Derinlik olarak bizim gözlemlediğimiz, işte dalabildiğimiz derinliklere kadar, yani gerek tüp, yani gerek tüp, yani 0 metreye kadar, 0 metreye kadar inmiştir bu hayvanlar. Şu anda 0 metreye kadar olan yerler vardır. Peki, çok teşekkür ederiz Zeyn Başkanımıza. Çok sağ olasınız. Teşekkür ederim.
Yarışmanın tamamlanmasının ardından denizden çıkarılan tekneler römorklara yüklenerek ödül töreni ve öğle yemeğinin yeneceği restoranta doğru yola çıktılar. Yarışmada tutulan balıklar öğle yemeğinde yenilmek üzere temizlenerek mutfağa verildi. Thank you.
Evet, şu anda da yanımızda Kakadeci Avcılık Federasyonu Müsabakalar As Başkanı Çağrı Çırakoğlu. Bugünün anlamı ve bu yarışmanın özetiyle ilgili bir şeyler söyleyecek bize. Geçen yıl bu yarışmayı ilk defa düzenlemiştik bildiğiniz gibi. Bu yıl bu ikincisi oldu Kaleburnu'nda. Gayet güzel gitti. Epey bir aslan balığı şey yaptık. Vurdu arkadaşlar. Sanırım 300 civarında. 300 civarında bir aslan balığı vuruldu. Bu aslan balıkları bildiğiniz gibi son senelerde Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçti ve diğer balık türlerine aşırı derecede zarar verir. Onun yavrularını, yumurtalarını yer diğer balıkların. Biz de böyle bir etkinlik düzenledik. Biraz bunları azaltmak için. Hem bir farkındalık yaratsın. Bir farkındalık yaratmak için. Eti de ayrıca çok son derece lezzetli bir balıktır. Tikenleri dikkatlice kesilip ortadan yarıldığında bembeyaz bir et çıkar ortaya. Böyle yani. Peki bu her yıl devam edecek Çağıl Bey. Yani federasyonun şeyinde yıllık faaliyet programında vardır. Evet. Ancak tabii ki bu yarışmalar yapıldık sonra bu balığın azalma durumu yok. Bununla ilgili yetkililer veyahut da federasyonumuz daha etkin bir mücadele sistemi düşünüyor mu bu balıkla ilgili? Vallahi şu anda öyle bir şey yok ama yani düşünmemiz lazım. Çünkü çok aşırı derecede çoğaldılar. Gerçi yani bir balıkta yani koskoca Akdeniz'de çok çoğalırsa nasıl bir mücadele olacak? Yani bu biraz zordur açıkçası. Ben yani öyle düşünüyorum. Çoğalan bir şeyi kendiliğine azaltmak çok zordur yani. Az önce Yeniören Köyü'nün eski Avcılar Birliği Başkanı'na ait Ayden Eren'de aynı konuyu konuştuk. Gözlemleyebildik mi bu balığın bizim kendi denizimizdeki balık türlerine veyahut da canlı türlerine verdiği zarar ne olabilir? Yani Orfoların, Lahosların bulunduğu mağaralarda yuvalanırlarmış. Ancak besin kaynakları ne olabilir bunların? Yani Orfo ve Lahosların yavrularıyla mı beslenirler yoksa diğer canlılarla mı beslenir bu balıklar? Şimdi, ülkemizde herhangi bir araştırma yok bildiğim kadarıyla. Fakat belgesellerde ve televizyonlarda izlediğimiz üzere şeydir. Bu huver'e benzeyen bir şekilde balıklara yanaşırlar ve huver gibi yavru balıkları çekerler. Evet. Ve yani 200-300 tane ufak balığıyla ancak da doyarmış bu balık. Yani bizim de bildiğimiz bunlar. Belki ilerleyen zamanlarda bilimsel olarak bir şey olabilir. İrili ufaklı bayağı balık türleri çıktı. Yani hep aslan balığı ama çok ufağı da var, çok büyüğü de var, kiloluk olanı da vardır. Evet. Kısa sürede mi bu balıklar bu şeylere, boyutlara ulaşıyorlar? Yani takriben gözlemlediğimiz zaman bir sene içinde maksimum boyutuna ulaşır. Ve yani öyle kilodan da fazla büyük olmazlar yani o civarlara kadar büyürler en çok. Evet, çok teşekkür ederim ben Çağıl Bey'e verdiği bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ederim. Evet, şu anda yanımızda Kakadeci Avcılık Federasyonu Başkanı Sayın Erhan Keser. Bugün yapılan aslan balığı yarışmasıyla ilgili bizlere bir şeyler söylemek ister. Evet, buyurun teşekkürler başkanım. Bugün geçen yıldan başlayarak bu yılda tekrarını devam ettirdiğimiz ve ikincisi oldu bu yıl. Aslan balığı avlama yarışmasını düzenledik federasyon olarak. Kulüplerimizin de katılımı var bu yarışmaya. Biraz düşük oldu çünkü genelde 10 takım normalde yazılıydı ama tekne arızalarından dolayı ve hastalanmalar oldu arkadaşlar da. 5 takım yarıştı fakat 313 adet aslan balığı avlandı bugün. Genel olarak yani 20 kişilik bir ekibin avladığı bu rakam büyük bir rakam. Burada amacımız aslında tabii ki denizleri 20 kişi temizleyecek diye bir amacımız yok. Sadece vatandaşlara farkındalık yaratıp ve görüyorsunuz biraz sonra görüntülerde de izleyeceksiniz. Burada aslan balıkları temizlenip pişirilip ikram ediliyor yarışmacılara avladığı aslan balıkları. Gayet lezzetli ve güzel bir eti var. Buna farkındalık yaratmak için bu yarışma düzenlendi. Vatandaşlarımız hiç çekinmeden bu balığı tüketebilirler. Ekonomik değeri olabilir. Evet ve diğer balıkların içerisinde de baktığınızda yani et olarak da kaliteli bir eti var. Geçen defa da biz tattık ve bunu gerek sosyal medyada gerek siz değerli Bayrak Televizyon Kurumu olsun diğer televizyon kanallarında da vatandaşa duyurmaya çalıştık ki çünkü yanlış bir algı var. İşte aslan balığı zehirlidir sokar falan ama aslında öyle bir şey yok. Sadece dikeni batarsa elinize bir acı ve yanma veya işte o kolda uyuşma olur, ağrısı var. Fakat
etinde hiçbir türlü ne zehir var ne de tüketilmesinde bir sorun vardır. Aslında Sayın Başkanım, birçok balık türünde de aynı şekilde tikenlerinde zehir vardır. Mesela iskofyoda, vadi balığında, racinada, sokanda, evet, bünyeye göre tabii ki değişiyor bunlar. Aslan balığı sokmasından çok ağır bir vakayla karşılaşıldı mı bugün arkadaşlar? Şimdi aslında bu yarışmalar bize deneyim de oldu. Bugün de bir arkadaşımız temizlerken biz Federasyon Yönetim Kurulu'nda müsabakalar as başkanımızın eline battı. Sıcak su uyguladığınızda protein, zehirlerde protein olduğu için o proteini hemen sıcak su etkisiz hale getiriyor ve onun için biz genelgede de yayınladığımızda kulüplerimize de bildirdik, sıcak su bulundursunlar tetlerde termosla. Geçen yarışta da iki kişiyi sokmuştu. Normal yaptığımız diğer yarışmalarda da aslan balığı sokma vakaları oldu. Aynı gün yarışmacılar yarışmaya devam ettiler. Bir tanesi hastaneye götürüldü, bir iğne salındı emniyet amaçlı. Ya kişinin bünyesine göre değişir yaptığı etki ama genelde çok tehlikeli bir durumla karşılaşılmadı bu sokmalarda. Onun için ama tabii bu demek değildir önleminizi almayın suda bunu avlarken. Muhakkak ki suyun içinde eğer tekne yoksa zıpkıncılarımızın yanında uğraşmasınlar. Ve şamandıralarına da takmasınlar. Sadece bu vurdukları balıkları teknelerine çıkartıp avlarına devam edebilirler. Aileleri için de, komşuları için de güzel bir gıda ve güzel bir besindir. Vatandaşlarımız da bunu talep etsinler balıkçılardan. Çünkü birçok balıktan çok çok daha güzel eti vardır. Onu vurgulamak isterim. Çok teşekkürler Sayın Başkanım. Sağ olasınız. Biz teşekkür ederiz. Mutfakta kızgın yağa atılan temizlenmiş balıklar nar gibi kızararak masalara dağıtıldı. Tüm bir günün yorgunluğunu çeken ekipler vurdukları balıkları afiyetle yiyerek keyfini çıkardılar. Arkadaşlar, Sayın Başkanlar, Kakadıcı Avcılık Federasyonu'nun yıllık palyet programında yer alan Aslan Balığı Avlama Müsabakası'ndan öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Katıldığınız için de size çok teşekkür ederiz. Daha önce de vurguladığımız gibi sizin de bizim de görevimiz bugün ve amacımız burada bu balığın etinin kaliteli ve güzel olduğunu ve yenilebilir olduğunu vatandaşlar arasında oluşan o yanlış algının işte zehirlidir diye biliyorlar. Aslan balığı denildiğinde böyle sanki daha korkacak bir şeymiş gibi. Halbuki sadece dikeni attığında elinize acı veren her balık gibi bunun da savunma sistemi olan bir balıktır. Avlanırken dikkat edildiğinde hiçbir sakıntısı olmayan piyasadaki birçok balıktan da daha kaliteli eti olan bir balık gördüğünüz burada hep beraber yedik. Hatta ben bazı balıklardan 2 tane yedim de kakar beni ama 5 tane yedim. Burada şimdi gayet lezzetli ve güzel bir balık. Evet. Bugün 10 takım kayıt oldu ama birçok aksilik oldu. Hasta olanlar oldu, tekneleri bozulanlar oldu, yolda kalanlar oldu. 5 takım yarıştı. Toplamda 20 kişilik bir sporcu sayımız var. Ancak 313 adet bir balık çıktı. Lefkeninkilere dair. Yani yüksek bir rakamda balık çıktı aslında. Geçen yıl bu katılımın 2 katından fazla bir sporcu sayısıyla 350 adet balık çıkmıştı. Ama bu yıl yarı yarıya bir katılımla hemen hemen o balık avlandı bugün. Hatta bir saat daha kısa tuttuk süreyi. Bugün 5 saat, 54 saat yaptık. Ki erken organizemizi olabilelim. Çünkü bu yarışmanın amacı daha çok bahsettiğim gibi bu balığı hakkında toplumu bilinçlendirmek ve tüketilmesini sağlamaktır. Evet, derecelere gelecek olursak bugün
65 puanından üçüncülüğü Yeni Erenköy Avcılık ve Atıcılık Birliği aldı. Takımı buraya alalım lütfen. Ödüllerini vermek için. Birliği 82 puanda ödüllerini vermek üzere Şirin Evler Avcılık ve Atıcılık Birliği Başkanı Sayın Ertan Kesiktaş. Yeni Erenköy Avcılık ve Atıcılık Birliği Başkanı Mehmet Mesih arkadaşım buraya alalım.